Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tutuyor. Böyle döneceğiz ama. Otobüsün sol tarafını bu yola vereceğiz. Otobüs devam etsin lütfen. Otobüsler otobüsünü kullanmaya çalışıyor. Otobüsün arkadaşlar. Bitiyor için. Ülkenin geleceğini sadece ve sadece gençlere emanet etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bağımsızlık meşalesinin yandığı 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümündeyiz. Coşkuluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen tüm yoldaşlar hoş geldiniz. Değerli yurttaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, insanlık tarihinin en büyük devrimcilerinden ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundayız. O öyle büyük ki bugün bedeni aramızda olmasa da hala ondan korkuyorlar, onu unutturmaya, adını silmeye çalışıyorlar. Her yerden adını, tarih kitaplarından yaptıklarını silmeye çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın,
onu kalbimizden silemeyeceksiniz. Siz insanların zihninden sileceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk sevgisi daima yaşayacak. Biz onu izliyoruz, onun yolundan gidiyoruz. Tarihimizi anlamak için 19 Mayıs ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan o günleri hatırlamak zorundayız. 19 Mayıs 1919 Anadolu topraklarında bir devrimdir. Dünyanın mazlum halklarına umut olmuştur. İlhamımızı ve mücadelemizi uzakta aramaya gerek yok. İlhamımız buradadır. Bu ülkeyi gerçekten tam layık, bağımsız, eski günlerde olduğu gibi demokratik ve gerçek bir hukuk devletine dönüştürmek bizim ikinci yüzyıla borcumuzdur. Mustafa Kemal Atatürk Mutu'a 19 Mayıs günü Samsun'a çıktığını söyleyerek başlıyor. Nutuk gençliğe hitabeyle bitiyor. Yani Samsun'a adımını attı o ilk gün gençlere emanet. O ilk adımın peşinde gidenler ne ezen, ne eziler, insanca akça bir düzen diyenlerdir. O ilk adımı takip edenlerin yolu umudun, barışın yoludur. Tam bağımsız Türkiye diyen deri derin yoludur. O ilk adımı takip edenlerin yolu hak, hukuk, adalet diyenlerin yoludur. Bizlerin yolu sırrısına binerek Malta'ya kaçanların değil, Samsun'a bir vapurla çıkanların yoludur. İktidarda 20. yılı dolduran AK Parti artık yaşlı bir iktidar. Ne ülkeye ne de biz gençlere söyleyecek yeni bir sözleri kalmadı. Buradan tekrar sesleniyoruz. Önümüzdeki ilk seçim gençlerin dönüştürücü gücünün sandığa damga vurduğu seçim olacaktır. Yepyeni ve genç bir iktidar ülkeyi düştüğü bataklıktan kurtaracaktır. Bunu birlikte kuracağız. Biz gençlerin ebedi cumhurbaşkanı bellidir. Gönlümüzün cumhurbaşkanı da bellidir. Oturduğu koltuğu, boşta olduğu kişinin adını silmek için İstanbul'un en kullanışlı havalimanını yıkmaya çalışan zihniyetin sonu gelmiştir. Gençlerin ne giydiğinin, ne içtiğinin, ne örttüğünün, kendini nasıl tanımladığının, yönelimin ne olduğunun sorun değil, zenginlik olarak görüldü. Dinlediği müziğin saatine karışılmadığı bir ülke kurmak bizim namus borcumuzdur. Gençlerin hayalleri benim hedeflerim diyen genel başkanımızın önderliğinde yorulmadan yürüyeceğiz. İkinci yüzyılda bu ülkenin gençleri yine bu ülkede özgürce düşünecek, üretecek, eğitim alacak, kazanacak. Parası ve pasaportu itibarlı bir ülkenin vatandaşı olacaklar. Bu ülkenin gençleri bu ülkeden kaçmak değil, kalmak isteyecekler. Bunu sağlamak bizim yarın sözümüzdür. Bu sözümüzle 19 Mayıs benim doğum günümdür diyen Gazi Mustafa Kemal'in huzurunda hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Şöyle.
gençlik kolları genel başkanımızı dinlediniz. Güzel bir konuşma yaptı. Bütün gençlerin sözcüsü oldu. Burada olmayan Türkiye coğrafyasının veya dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun ay yıldızı bayrağı görünce heyecanlanan bütün gençlerin sözcüsü oldu. Hepinizin huzurunda gençlik kolları genel başkanımızı yürekten kutluyorum. Bu bayram, bu bayram, bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşman zırhlarını gördüğü zaman geldikleri gibi gideceklerdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. İkisini de kendisi seslendirir zaten. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında, vatanımda özgür ve bağımsız yaşamak istiyorum der. İkinci önemli ilkesi. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz. Bugün hep beraber, hep birlikte ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır. Şimdi ikinci yüzyıla çağrı beyannamemize, ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, dik ve azimli ve aynı zamanda kararlı yürüyerek, birlikte yürüyerek, omuz omuza yürüyerek ve toplumun her kesimini kucaklayarak, işçisinden köylüsüne kadar, memurundan şoförüne kadar, ev kadınından yaşlısına kadar, gencinden engellisine kadar 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacak. Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin olduğunu biliyorum. Sadatların olduğunu biliyorum. Yok çekmeyin. Biz hep beraber önümüzdeki çeteleri de Sadatları da ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokularında Kuvayi Milliye'nin ruhu vardır. Ve bizler ne meşri çetelere ne onların yandaşlarına ne reislerine hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz. Bizler Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. O savaşı verenler güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler. Bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler o mücadeleyi. Ve bizler o mücadelenin sahipleri olarak yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek, göreceksiniz. Bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olanlar sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlarınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber gençler, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber mücadelenin başarısı için çaba harcayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak da her namuslu insanın görevidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece bizler değil, bütün dünya saygı duymaktadır. Ve o saygı hiçbir zaman eksilmedi. Ve Mustafa Kemal'in başlattığı bağımsızlık mücadelesi bütün mazlum insanların bağımsızlık mücadelesine örnek oldu. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıradan bir insan değildir. İdealleri olan, mazlumların yanında olan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan, bağımsızlık ülkesine sarılan bir liderdi. Ve o lider bizim önderimiz ve onun açtığı hukuk bizim hukukumuz olacaktır. Bayramımız kutlu olsun. Her birimizi tek tek kucaklıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sizler de Yaslan! Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan. Komutan gitti. Teşekkür ediyorum.